Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor ve şimdi sizlere Samsun'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Özel Çapa Denizcilik'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Hasan Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılara ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Samsun'umuza. Çok mersi efendim. Hasan Bey, burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hasan Yıldırım kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Hasan Yıldırım doğma büyüme Samsun'un çocuğudur. 1976'dan beri denizcilik sektöründeyim. 1999 yılından da bu zamana kadar da eğitim sektöründeyim. Denizcilik eğitimi. 40 yıldır bu sektörün içindesiniz. Evet. Ve özellikle yıllık. Son yıllarında da bugüne kadar edindiğiniz tecrübeyi, bilgiyi, birikimi size gelen değerli adaylarınıza öğreterek ve onları da belgelendirerek hizmet vermektesiniz. Evet efendim. Aynen. Şimdi burada verilen belgeleri biraz açalım. Ne tür sizden hizmetler almakta şimdi, gelen konuklarınız? Öncelikle şunu belirteyim. Kısa öz olarak bu kurum Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'na, Deniz Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumu ve uluslararası alanda eğitim veriyoruz. Buradan alınan bir defa belgeler uluslararasıdır. Dünyanın her yerinde geçer, her yerde çalışılabilir gemi adamı ehliyetleridir. Kısa öz bu kadarını söyleyeyim. Özellikle belgenin türlerinden biraz bahsedelim. Size gelen konuklarımız sizden evet. Hangi tür belgelere sahip? Şöyle söyleyeyim. Güverte, gemici, makina bölümü, yağcı, yardımcı personel, kalifiye, aşçı, garson, kamarot denilen bu evraklar özellikle tayfa ağırlıklı alt kısım dediğimiz insanlarımızın iş seviyeleri açısından çok önemli uluslararası ehliyetlerdir. Ve bunların eğitimini, kurslarını burada alırlar. Bu evet belgelere efendim. Sahip olduktan sonra da dünyanın en ücra noktasında da bu belgelerle iş bulabilme ve çalışabilme imkanı kesinlikle, olur. Kesinlikle. Tabii ki yabancı gemilerde çalışabilirler. İstedikleri buna Amerikan bayraklı, Norveç, İsveç, İngiliz hiç fark etmez. Tabii ki bunlarda çalışabilmek için çok önemli bir altyapı gerekiyor. Yani dil bilen herkes, kesinlikle. Özellikle bu dili İngilizce bilen kardeşlerimiz çok iyi paralara çalışabilirler. Böyle bir imkan var. Kesinlikle. Şimdi ben biraz konumla ilgili öncelikle bilgiler vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyorsunuz efendim? Burası 450 metrekare bir alan içerisindeyiz. Mevcut alan içerisinde. Ve bir çırpıda hizmet verebildiğimiz kişi sayısı nedir efendim? Aday sayımız nedir? Bir anda kaç kişiye, bir yıl içerisinde ya da kaç kişiye hizmet verebilme imkanı sahibiz? Bir kerende tabii ki burası 4 dersliğimiz var. Hı-hı. Bir kerende 96 kişiye 96 eğitim kişiye aynı verebiliyoruz. Aynı anda. Tabii ki. Bunun için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Tabii kesinlikle. Sizlerle birlikte çalışan kadro kesinlikle. Sayısı nedir efendim? Kaç hemen kişi hemen çalışmakta? 16 kişiyle çalışmaktayız. 16 genel olarak. Tabii ki. Tabii. Kadroyla çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi Hasan Bey, size gelen konuklarınız, özellikle öğrencilerimiz nerelerden gelmekte? Talepler nerelerden ağırlıklı olarak bulunur? Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, bu bölgelerden ağırlıklı olarak gelmektedirler. Tercih edilmemizdeki sebeplerden biri de bizim burada, benim hem denizci olmam hem de burada dışarıdan gelen kardeşlerimiz kalacak, ikamet edecek misafirhanemiz var. Ücretsizdir. Sadece temiz tutma kaydıyla geldiklerinde, çünkü bu kurslar işte bölüm bölüm 6 hafta süreni var, 15 gün süreni var. Hepsi dönem dönemdir. Bunları artı fazla masraf ettirmeden misafir etmemiz, tercih edilmemizdeki en önemli noktalardan biri. Hasan Bey, onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi ben ilk kez böyle bir hizmetten bahsedildiğimi görüyorum. Türkiye'nin neresinde gelirse gelsin, sizden hizmet aldığı süre içerisinde evet. Adayınızın buraya geldiğinde konaklamasıyla ilgili hiçbir ücret talep etmeden onları misafirhanenizde ağırlıyorsunuz. Evet efendim. Bu inanılmaz önemli bir şey. Çünkü bunu yapmamızdaki sebep, ben hayatım gurbetlerde geçtiği için burada normal bir otel, kötü bir otel bile en az 30-40 lira. Bu 6 haftada çok yakın kurs parasının 2 katına çıkıyor. Kesinlikle.
Yani bu çok önemli çünkü dışarıdan arayan kardeşlerimiz ilk sordukları yer nerede kalacak? Konaklama ile ilgili sıkıntılar. Kesinlikle. Onun için de yani ben gurbet adamı olduğum için misafirhanemiz var. Misafirhane kendime ait, bu bina da kendimize ait. Hı. Yani onun için bu hizmeti sunuyoruz. Bu da son derece başarılı. Sizin bugün özellikle sektörde sizin gibi hizmet verenlerden en önemli farklarınızdan biri kesinlikle bu. Kesinlikle. Tabii ki tek fark bu değil. Sizi tercih etme sebeplerinin içerisinde sizin tecrübeniz, bilginiz, birikiminiz, aynen, geçmişteki başarılı çalışmalarınız, özellikle müşteri memnuniyeti dediğimiz insanlarla olan diyaloglarınız ve başarılı çalışmalarınız çok önemli. Tercih edilme sebepleriniz diyebilirim. Evet. Efendim. Ben bugün baktığımızda sektörde en iyilerden birisiniz ve size gelen konuklarınızın biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin birçok noktasından olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle böyle bir talep doğrultusunda şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterseniz nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Bize internet üzerinden web siteleriniz var. Web sitelerimiz var. Hatta Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilirler. Hı-hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Çünkü bir de artı bu işin bir de öbür tarafı var. Çok aracı kuruluşlar da var. Çok kesinlikle yanlış yönlendirilen kesinlikle insanlarımız da var. Maalesef hayal dünyasında iş satan insanlar var. Bunlarla da çok mücadele ediyoruz. Zaman zaman çok mağduriyetler oluşuyor. Özellikle taşra Anadolu insanımızda. Eksik bilgiden kaynaklanan ve yanlış yönlendirmelerle çok, hem zaman kaybeden hem parasını kaybeden sonucunda da asla işe yaramayacak bir pozisyona düşen insanların kesinlikle var olduğunu biliyoruz. Ve hatta siz İstanbul'dan geliyorsunuz ki bu gazete ilanları denilen bir zümre var. Sadece hayal satıyorlar. İş garantili kurslar, iş garantili kurslar. Kesinlikle değerli kardeşlerimiz bu olaylara kesinlikle katılmasınlar. Yani bizim buradaki vermiş olduğumuz hizmeti her türlü resmi kurumdan teyidini kesin alabilecek durumdayız diyorsunuz. Tabii. Devlette bağlantılı çalışan, direkt Milli Eğitim'den olsun ya da Çalışma Bakanlığı'ndan olsun arzu ettikleri her taraftan bizimle ilgili araştırmayı, soruşturmayı yapıp bize aynen öyle gelsinler diyorsunuz ki bu onlar kesinlikle için en büyük teminat, güvence. Kesinlikle. Şimdi biraz evvel de söylediniz özellikle web sitelerinizden özel çapa denizcilik adıyla girdiklerinde Google'a verdiğiniz Google'a hizmetleriniz ve özellikle görsellerle ilgili detay bilgilere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da size ulaşmaları halinde 24 saat kendilerine her dakika hizmet vermeye hazırız diyorsunuz. Evet efendim. Şimdi baktığımızda dediğimiz gibi sektörün en iyilerinden birisiniz. Bu sektöre yön veren, aynı zamanda sektörü koruyan ve savunan bir çalışmada içerisindesiniz. Evet. Bundan dolayı tekrar evet sizleri kutluyorum. Teşekkür ben biraz ederim. Geriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Bunun aslında benim eğitimdeki amacım çok daha ilerilere, yani mutlaka ve mutlaka özel de olsa daha iyi eğitim, kalifiye çok önemli. Bu şekilde ayrıyeten biz gemi ajantasıyız da aynı zamanda. Da ama bizim eğitim öncelikli olduğu için bunu çok yükseğe götürmek istiyoruz. Yani şu anda yetki olarak Karadeniz'in hemen hemen üniversite, Karadeniz İTÜ'nün dışında en yetkili kurumum. Yani bütün kaptanlara da, bir makina mühendislerine, sadece tayfa ağırlıklı değil, bunlara da hitap ediyoruz biz. Tabii ki çok pahalı bir sektör olduğu için talep burası taşra. Bir İstanbul gibi değil. Kesinlikle. Yatırım yaptığımızda geri dönüşümü çok ağır. Bir İstanbul gibi değil ve çok pahalı cihazlar. Yani bu konularda da çok zorlandığımız oluyor. Aslında ticari baktığınızda ticari olarak mantıklı değil bu yatırım. Ancak siz işinizi severek özellikle de buna aynen gönül vermiş bir insan olarak hizmet veriyorsunuz. Bu belki sizin, ben değerli izleyicilerimize izninizle paylaşmak istiyorum, sizin özelliklerinizden bir tanesi. Aslında öğretmenlik, eğitimcilik öğrendiğini öğretme sanatıdır. Doğal olarak da sizin bugün yapmış olduğunuz hizmet öğreticilik, ama bunu öğretirken siz geçmişte öğrendikleriniz var. Yıllardır çünkü bu sektörün içindesiniz. Aynen. Bu sektörün mutfağından gelen, en altından gelip bugünlere kadar ulaştığınızda edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeyi eğitimlerinizle de birleştirip gelen konuklarımıza en sağlıklı hizmeti verdiğinizi söyleyebiliriz. En büyük özelliklerinizden bir tanesi bu. Ve biraz evvel de söyledik ki sizi bu sektörde en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü paylaştık ama bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugün müşteri portföyünüzü oluşturmuş yüzlerce binlerce değerli izleyicimiz de bulunmakta. Aynen. Özellikle onlara buradan bir teşekkür mesajı gönderelim mi isterseniz? Çok çok memnun olurum ve bu olanağı sağladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle
Bu işin kuralında benim felsefemde yatan tek şey, birinci hedef dürüstlük. Dürüst olmak o kardeşlerimize, çok yerlere gelen kardeşlerimiz var, çok başarılı olanlar, dünyanın çok kalifiye firmalarında çalışıyorlar ve bunlarla ben gurur duyuyorum. Ve hepsine çok teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum hepsini. Tabii ki onlarla tekrar tekrar hizmet vermek, onları burada ağırlamak da size ayrıca keyif verecektir. Çok. Efendim izin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Samsun'dan ve sektörünün en iyisi, özel çapa denizcilikten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Verilen kaliteli hizmet, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Hasan Bey, burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız ve geçmişten bugüne kadarki başarılı hizmetlerinizi tabii ki bu kadar kısa bir süre içerisinde değerli izleyicilerimizle paylaşma imkanımız yok. Ancak bu süre içerisinde bizlere zaman ayırdınız, bizlere ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Teşekkür ediyorum.